Hepinize merhaba arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Öncelikle kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Şimdi bu videoda arkadaşlar sizlere Apple Watch 8 ile ilgili deneyimlerimi anlatacağım. Birkaç ay önce satın aldığım bu cihazı nasıl kullandım? Daha önce Watch 7 kullanıyordum. Neden Watch 8'e geçtim ve hangi özellikleri beni cezbetti? Ayrıca günlük kullanımda ne gibi farklar var? Sizlere onlardan bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bir Apple Watch 8 var. 45 mm'lik ekrana sahip arkadaşlar. 41 mm de var, 45 mm de var. Hangisini isterseniz onu tercih edebilirsiniz. Aslında tüm özellikler aynı. Sadece ekran boyutları farklı. Aynı zamanda arkadaşlar bu şekilde kutudan çıkan kordonlar var. Sizler de bu kordonları daha sonra Apple'ın kendisinden ya da diğer satıcılardan satın alıp kullanabilirsiniz. Şimdi beni cezbeden özelliklerden bahsedeceğim. Daha sonra da birkaç tane ürünün dezavantajı var. Onları söyleyeceğim. Öncelikle avantajlardan başlayalım. Şimdi kısaca Apple Watch 8'in kasasına bakacağız arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi e, şu anda elinde en büyük Apple Watch 8 var. E, Watch Ultra'yı saymazsak tabi. Ekranı oldukça büyük ve parlak arkadaşlar. Aynı zamanda kasası da yine Watch 7 ile aynı kasa olduğunu görüyoruz. Sadece ekran boyutunun e, farklı olduğunu söyleyebilirim. Onun dışında e, burada bir de fazladan derinlik algılama sensörü, e, aynı zamanda e, bir de sıcaklık algılama sensörü bulunuyor. Şimdi arkadaşlar kordonlarımızı takalım. Şimdi cezbeden özelliklerden bir tanesi arkadaşlar. istediğiniz kordonu takabilmeniz saate. Şöyle hangi kıyafetinizde isterseniz ister spor ister resmi nasıl isterseniz kordon takabilirsiniz. Aynı zamanda arkadaşlar gördüğünüz gibi ekranı da istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Mesela şuradan bir ekran seçelim. En yani çok kullandığım ekranlardan bir tanesi. Bu ekran düzenli deyip üzerimdeki kıyafete göre renklerini ayarlayabiliyorum. Yani e, spor moddayken, sportif bir renk, işte resmi e, bir kıyafet varken e, daha böyle koyu renkler tercih edip e, kombinimi tamamlayabiliyorum. Aynı zamanda arkadaşlar mesela çalışırken telefona mesaj geldi ya da herhangi bir bildirim geldi. Bu bildirimi direkt olarak saatten görmek mümkün olabiliyor. Yani e, bu da günlük hayatta işlerinizi kolaylaştırıyor. Mesela teknik bir işte çalışıyorsanız benim gibi telefon cebinizde ise ve şu anda çıkaracak durumda değilseniz mesaj geldiği anda şöyle bakmanız yeterli olacaktır. Bu da beğendiğim bir diğer özellik arkadaşlar. Aynı zamanda mesela ekran tamamen karanlık modda ve ben elimi kaldırdığımda bir sensör var. Ekrana hiç dokunmadan ekranı görebiliyorum. Tek tıkla aşağı çektiğimde tüm bildirimlerimi okuyabiliyorum. Beğendiğim bir diğer özellik ise Siri. Yani Siri hepiniz biliyorsunuz, iPhone'larda da kullanıyorsunuz, Apple Watch'ta da ve bir Airpods'unuz varsa orada da kullanabiliyorsunuz. Hey Siri demeniz yeterli. Size cevap verecektir. O sizin aslında bir sanal asistanınız. Şimdi mesela deneyelim. Hey Siri, Agave'yi ara. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu anda arama yapıyor. Aynı zamanda bakın burada. Hiç dokunmadan arama yapabiliyorum. Aynı zamanda açıp konuşa da biliyorum. Mesela merhaba, merhaba sesim geliyor mu? Gördüğünüz gibi bu tarz konuşmaları da saatten gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu da tabii ki günlük kullanımda gerçekten bir avantaja dönüşüyor. Şunu da söyleyeyim. Normal şartlarda Apple Watch'unuz olmasa yokluğunu hissetmezsiniz belki ama kullandıktan sonra artık kolunuzda bir asistan varmış gibi hissediyorsunuz ve çıkardığınızda onu arıyorsunuz arkadaşlar. Bir diğer konu ise antrenman. Yani günlük hayatta normalde yürüyüş bile yapıyorsanız Apple Watch antrenmanı takip ediyor. Ardından sizlere hangi antrenmanı yaptığını tahmin edip söylüyor. Size eğer doğru ise tamam deyip kaydetmeyi devam ettiriyorsunuz. Mesela antrenman programına hemen hızlıca bir bakış atalım. Şimdi tek tıkla menüye giriyoruz. Aydın'dan bakın burada antrenman kısmı var. Koşu, futbol, yürüyüş, bisiklet, havuzda yüzme, çoklu sporlar, doğa yürüyüşü gibi birçok burada etkinlik var. Hepsini tek tek saymayacağım. Bunları algılayabiliyor arkadaşlar. Aynı zamanda siz de buradan kendiniz yeni bir egzersiz başlatabiliyorsunuz. Mesela koşu diyorum. Egzersizi başlatıyorum. Gördüğünüz gibi şu anda bakın burada kaç kalori harcadığımı, işte totalde ne kadar kalori harcadığımı, kaç dakika koştuğumu, kaç kilometre koştuğumu hepsini bana gösteriyor. Aynı zamanda bakın burada kalp atışlarımı da takip ediyor. Ve burada halkalar var. Bu halkaları doldurursanız günlük rutin hareketlerinizi tamamlamış oluyorsunuz. En beğendiğim uygulamalardan bir tanesi de pusula arkadaşlar. Bakın pusula e, Watch 8 ile gelen yeni bir özellik vardı. Buradan e, GPS ile sizi takip ediyor. Bakın. Buradan izin veriyorum. Mesela e, konumuma nokta atışı yapıyor. Ardından yürüyüp tekrardan aynı konuma gelmemi sağlıyor. E, yine şurada bakın gördüğünüz gibi yerden yüksekliğinizi ölçebiliyorsunuz. Aynı zamanda işte enlem ve boylam e, özelliklerine bakabiliyorsunuz. E, bakın burada son hareketlerinizi görüyorsunuz. Mesela araba park edildi. Ardından işte şuradaydım buradaydım gibi özellikler var arkadaşlar. Mesela uçakta da seyahat ediyorsanız kaç feet yükseklikte olduğunuzda hepsine bakabiliyorsunuz. Bu da güzel bir özellikti benim için. Mesela bir diğer güzel özellik ise arkadaşlar uyku takibi yapabiliyorsunuz. Burada alarmlarınızı kontrol edebilirsiniz. İşte ne zaman uyuyacağınızı, ne zaman kalkmanız gerektiğini. Aynı zamanda işte uyku planınızı yapabiliyorsunuz. Ve uyurken de takıyorsanız saatinizi burada sizin uyku verimliliğinizi ölçebiliyor. Bu da tabii ki günlük hayatta sizleri farklı olarak öne çıkaracak davranışlardan bir tanesi. Yine bir özellik göstermek istiyorum. Bakın burada gürültülü ortam var arkadaşlar. Şimdi mesela buradan e, ses seviyesini ölçüp desibel olarak bildiriyor ve belirli bir yüksekliğe ulaştıysa arkadaşlar sizlere hemen uyarı veriyor ve bu ortamdan uzaklaşın diyor. Bu da sağlığınız için önemli özelliklerden bir tanesi. Yine sağlıktan devam edecek olsak arkadaşlar bakın burada kalp atış hızınızı, işte vücut sıcaklığınızı gibi e, özellikler var. Aynı zamanda buradan EKG çekim yapabiliyorsunuz. Hastaneye gitmeden e, haftalık olarak, aylık olarak EKG çekip kalp atışları kontrol edebilirsiniz. Yine aynı zamanda kandaki oksijen oranınızı ölçebilirsiniz arkadaşlar. Bakın burada yaklaşık 15 saniyede hareket etmeden oksijen oranınızı ölçebiliyorsunuz gibi arkadaşlar sağlık uygulamalarında da birçok özellik bulunuyor. Mesela arkadaşlar diyelim ki bir Airpods'unuz var aynı zamanda bir tane Apple Watch'unuz var bir tane iPhone'unuz var bir de AirTag'iniz var. Şimdi bunların nerede olduğunu ya da en son nerede bıraktığınızı görmek için yine Apple Watch'ta bir uygulama var arkadaşlar. Şimdi uygulamayı göstereceğim sizlere. Bakın burada aygıtlarımı bul uygulaması var arkadaşlar. Bu uygulamayla burada tüm aygıtlarınızın en son nerede olduğunu, şarj seviyelerini hepsini kontrol edebiliyorsunuz. Bu da tabii ki güzel özelliklerden bir tanesi. Mesela bazen telefonunuzu olur ya bir yerde unutabilirsiniz ya da masanın üzerinde bırakmışsınızdır. Tekrardan aramak için arkadaşlar şöyle hemen göstereyim sizlere. Burada telefonun çal butonu var. Buna tıkladığınızda telefonunuzdan ses çıkıyor ve nerede olduğunu hemen bulabiliyorsunuz. Bu da yine hayatınızı kolaylaştırabilecek özelliklerden bir tanesiydi. Şimdi beni mutlu eden en güzel özelliklerden bir tanesini söyleyeceğim. Şimdi el yıkamak tabii ki hepimizin en çok yaptığı şeylerden bir tanesi. Ve bunu günlük hayatta da çok sık yapmamız gerekiyor. Aynı zamanda ellerimizi her zaman temiz tutmamız gerekiyor. Şimdi Apple Watch'un böyle güzel bir özelliği var. Hem su sesinden hem de ellerinizin hareketinden elinizi yıkadığınızı algılıyor ve oradan bir search başlatıyor otomatik olarak. Ve siz de bu sayaca bakarak ortalama örnek veriyorum. 20 saniye yıkamanız gerekiyorsa elinizi, siz 5 saniye elinizi yıkayıp bırakıyorsanız tabii ki kolunuzda Apple Watch yok demektir. Eğer Apple Watch var ise arkadaşlar onu görüyorsunuz ve tekrardan yıkamaya devam ediyorsunuz ve bitirdiğinizde de sizi tebrik ediyor. Hadi şimdi elimizi yıkıyormuş gibi yapalım ve bakalım. Şimdi Apple Watch'u kandırmış gibi olacağız biraz ama bakalım elimizi yıkıyormuş gibi yapalım şöyle. Bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar şu anda sayıyor. Bakın devam etmemi istiyor aslında. Bakın devam ettikçe sayım yapıyor ve şu anda bitirdim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada size mutlu bir mesaj veriyor. Arkadaşlar bakın şimdi bir özellik daha var. Telefonunuzu selfie çubuğu olarak kullanabiliyorsunuz ya da bir fotoğraf makinesi e, düğmesi olarak kullanabiliyorsunuz. Örnek veriyorum işte kendi fotoğrafınızı çekmek istediniz ve telefonu bir tripoda sabitlediniz. dediniz. Böyle telefonunuzun kamerasını Apple Watch'tan görebiliyorsunuz. Bu özelliği aynı zamanda bebek kamerası olarak da kullanabilirsiniz. Telefonunuzu odada bırakıp çocuğunuzu bu şekilde e, saatlerce izleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi merak edilen konulardan bir tanesi de arkadaşlar pil performansı. Şimdi Apple Watch 8'de iki şekilde bir kullanım var arkadaşlar. Birincisi normal kullanım, ikincisi de düşük güç modunda kullanım. Şimdi normal şartlarda bu özellik Watch 7'de yoktu. Watch 8 ile gelen bu özellik gerçekten çok kullanışlı bir özellik oldu arkadaşlar. Nasıl? Şimdi e, Apple Watch'u düşük güç moduna aldığınızda test ettiğime göre yaklaşık 3 gün kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu nasıl oluyor? Ekranınız sürekli olarak kapalı konumda oluyor ve sizler e, işte mesela ekranı kendinizi çevirdiğinizde ekran açılıyor. Ama onun dışında normal kullanımda ise arkadaşlar sürekli açık oluyor. Bu da işte aynı zamanda pil tasarrufu sağlıyor ve işte arka planda çalışan bazı uygulamaları kapatıyor. Bunlar da tabii ki yani rutin kullanımda sizi çok etkilemiyor ama örnek veriyorum bir seyahat halindeyseniz ve şarjınızın bitmemesini istiyorsanız bence bu özelliği kullanabilirsiniz oldukça güzel bir özellik. Onun dışında normal kullanımda ise arkadaşlar bir günü çok rahat bir şekilde çıkarabiliyorsunuz. Yani akşam Apple Watch'unuzu şarj ettiğinizde sabah kadar bekliyor. Aynı zamanda gün içerisinde size eşlik ediyor ve akşam geldiğinizde yine çok rahat bir şekilde %30'larda olduğunu görebiliyorsunuz. Zorlasanız ikinci günde arkadaşlar çıkartabilir ama görüşmelerde kullanıyorsanız aynı zamanda işte sürekli müzik dinleyip değiştiriyorsanız yani şarjını tüketecek özellikler kullanıyorsanız bir gün yeterli olacaktır. Dediğim gibi bunları kullanmıyorsanız aslında ikinci günde bazen çıkartabiliyor. Fakat güç tasarrufu modunda 3 gün rahatlıkla kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bunu deneyimleyerek söylüyorum sizlere. Arkadaşlar şimdi herkesin merak ettiği bir konu var. Klavye. Şimdi Apple Watch 8 tanıtıldığında bir klavyenin olduğu söylendi. Ve bu klavye aslında çok da kullanışlı ve aynı zamanda hızlı bir şekilde mesaj yazmanızı sağlayan bir klavyeydi. Fakat şöyle bir durum var. Eğer Apple Watch'unuzu Türkçe dil seçeneğinde kullanıyorsanız maalesef bu özelliği kullanamıyorsunuz. Fakat Apple Watch'unuzu İngilizce olarak kullanıyorsanız bu klavyeyi İngilizce'de kullanabiliyorsunuz. Bilginiz olsun arkadaşlar. Türkçe dil seçeneğinde açılmıyor maalesef. Arkadaşlar şimdi başta söylemiştim avantaj ve dezavantajlar diye. Şimdi bir iki tane bizim karşılaştığımız dezavantaj var. Sizlere onlardan bahsedeceğim. Şimdi biz bu saati aldığımızda 9999 TL idi. Şimdi e, Türkiye şartlarında tabii ki az bir para değil bu. Şimdi bu parayı ödedikten sonra tabii ki bu saati koruma ihtiyacı duyuyorsunuz. Şimdi bunu nasıl koruyabilirsiniz? Öncelikle sizlere e, bir şeyden bahsedeceğim. Bakın şimdi saatin tamamen çevresini kaplayan bir şey araç var yani plastik bir kaplama var internette bulabilirsiniz onu taktığınızda saat artık Apple Watch değil de sanki farklı markanın bir saatine dönüşüyor yani görüntüsü gerçekten çok kötü oluyor İkinci bir seçeneğiniz var arkadaşlar. Üzerine ekran jelatini yapıştırabilirsiniz. Bu jelatin de sadece ekranın 45 mm ve kavisli olduğu için sadece orta kısmını koruyor. Kenarlardan gelecek darbelerde gerçekten problem yaşayabiliyorsun. Daha sonra arkadaşlar mesela buzlu görüntülü cam var. Yani toz tutmayan aslında cam da değil böyle camla plexi arasında karışık bir malzeme. Onu yaptığınızda gerçekten çok kötü bir görüntü elde ediyorsunuz. Ne oluyor? İşte çözünürlük bozulmuş gibi. Yani bir anda hani YouTube'da 4K video izlerken işte 460 piksele düşer ya. Onun gibi bir görüntü oluşuyor. Bu da ayrıca bir problem. Şimdi farklı bir yöntem daha var. E, nano cam diye işte sıvıyla birlikte yapıştırılıp kullanılabilen bir cam var. Evet o güzel aslında. Tabii ki kavisli e, oldukça güzel bir şekilde oturuyor ekranı. Fakat o da e, birazcık dokunma hassasiyetini düşürüyor bilginiz olsun aynı zamanda normal camlar var 45 milim ekran olduğu için arkadaşlar cam kenarında da siyah çerçeve olduğundan dolayı 45 milim saatiniz bu defa 44 milime dönüşebiliyor Bu da yine kötü avantajlardan bir tanesi yani koruma konusunda da gerçekten Apple'ın kendine özel yani kendin ürününe özel ürünler çıkarması bence gerekiyor diye düşünüyorum. Nasıl telefonda kılıf varsa saatte de arkadaşlar o şekilde bir ekran koruyucu bence olsaydı daha güzel olurdu. Şimdi arkadaşlar videomuzun burada sonuna geldik. Aslında günlük kullanımda Apple Watch'un bana kattığı özelliklerden bahsettim sizlere. Tabii ki teknik bilgi içermedi bu video. Çünkü arkadaşlar teknik bilgiler zaten her yerde ulaşabileceğiniz şeyler. Ben sizlere burada tecrübelerimden bahsetmek istedim. Şimdi bu videodan sonra arkadaşlar muhtemelen Apple Watch'a bir de su testi yapacağım. Sizlere de o testi kısa video yani YouTube'da short video Instagram hesabımda Reels olarak sizlere paylaşacağım. Sizler de oradan görmüş olacaksınız. Bakalım su altında nasıl tepkiler veriyor onlara bakacağız. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Instagram adresimi aşağıya bırakıyorum. Yine Apple Watch için güvenliğim sitelerden sizlere link de bırakacağım. İsterseniz oradan satın alabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.